Sayın Kütükçü, hoş geldiniz tarım masasına. Hoş bulduk Sayın Recep Bey. Şimdi tabii ekonomik bir sıkıntıdan sanayicilerimiz geçiyorlar, çiftçilerimiz de ülke olarak da geçiyoruz. Sanayicilerimiz de bunu çok daha yakından hissediyorlar. Hem istihdam problemi yaşıyorlar hem de özellikle bu Concordato sürecinde herkes diken üzerinde. Acaba bizim mal sattığımız insanlar Concordato'da ilan ederler mi? Sıkıntı olur mu? Farklı farklı düşünceler var, dedikodular var. Siz Konya Sanayi Odası Başkanı olarak süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Recep Bey, tabii içinden geçtiğimiz dönemde bir ekonomik darlık yaşadığımız ortada. Bu ekonomik darlığı, daralmayı en çok iç pazara yönelik çalışan firmalarımız yakından hissediyor. Bu kurların yükselmesiyle birlikte ithal girdi oranı yüksek olan firmalarımız bu süreçten daha çok etkileniyor. Dolayısıyla iç sektör, yani iç pazar ağırlıklı ve ithal girdi oranı yüksek olan sektörlerimiz bu piyasa daralmasından daha fazla etkileniyor. Evet. Ancak ihracata yönelik yoğun çalışan firmalarımız bu süreçte daha rahat durumdalar. Dolayısıyla bu süreçte bazı olumsuzlukların yaşandığı ve bu olumsuzlukların da piyasaları etkilediği ortada. Evet. Özellikle biz biliyorsunuz ihracatımızı artırma yönünde faaliyetler yürütüyoruz ülke olarak, ama ihracatımızda da ithalat bağımlısı durumdayız. Çünkü teknolojik ara malı daha çok ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu ithal ettiğimiz teknolojik ara mal ithalatı bu dönemde, kurların yükseldiği dönemde özellikle ithalat girdisi çok yüksek olan firmalarda maliyet artışlarına neden oldu. Bu maliyet artışlarıyla birlikte fiyatların artması arkasından biliyorsunuz kur artışı faiz artışını getirdi. Faiz artışıyla birlikte finansmana erişim de zorlaşıp maliyeti yükselince bu iç piyasadaki talebi daralttı. Bu bütün sektörleri etkiledi, ama en çok iç pazar ağırlıklı sektörleri ve yatırım malı üreten sektörleri etkiledi. Şimdi bu süreçte yavaş yavaş gruplar dağılmaya başladı. Çünkü kur yönünü aşağı çevirdi. Bugün biraz hareketlendi gerçi. Faiz biraz yönünü aşağı çevirdi. Gene enflasyon son açıklanan verilere göre bir miktar düşüşe geçti gibi görünüyor. Ancak tabii bunlar henüz piyasada reel sektörün şartlarının dengelenmeye başladığı anlamına gelmez. Daha hala faizler çok yüksek, kur etkisini henüz daha tam oturtabilmiş ve piyasa kendi dengesini bulabilmiş değil. Dolayısıyla bu süreçte zorlanan firmalarımız oldu ortada. Ancak bu sizin ifade ettiğiniz bu Concordato ve son dönemde oluşan dedikodu ortamını haklı kılmıyor. Çünkü bu hem şehrimize, hem Konya'mıza, hem de tüm firmalarımıza çok büyük haksızlık ve çok büyük zarar veren bir hale geldi. Dolayısıyla bu dedikoduları bizim bir behemahal en hızlı şekilde sonlandırmamız ve bu konuda firmalarımıza zarar vermememiz ve buna özen göstermemiz gerekiyor. Üç Oda Başkanı bu konuda biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde net bir açıklama yaptık. Ve bu açıklamayla da bütün firmalarımızı korumamız gerektiğine dikkat çektik. Evet. Çünkü 25 bin firma olan bir şehirde yaşıyoruz ve Concordato ilan eden firmalarımız belli. Bunun sayısı sadece 19, ama bizim insanımız bu konuda inanılmaz bir biçimde bu tür yalan yanlış dedikodulara itibar ediyor. Bu da firmalarımıza zarar veriyor. Bu alışkanlıktan toplum olarak çıkmamız lazım. Bu bizim ne dini inancımıza, ne örflerimize, ne geleneğimize uygun bir tavır değil. Burada Sayın Kütükçü, sanayicilerimiz de tabii ki tedbir alıyorlar. Burada istihdam konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Sanayiciler personel azaltma yoluna gittiler mi? Yani küçülmeyi mi tercih ettiler? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Recep Bey, şöyle diyelim. Yeni bir döneme firmalar kendini pozisyonluyor. Çünkü eğer ekonomik aktivite daralırsa buna uygun pozisyonlamanız lazım şirketinizi.
ekonomik aktivite genişlerse gene buna göre pozisyonlamanız lazım şirketinizi. Dolayısıyla şirketler pozisyon alıyor tekrar yeniden. Dolayısıyla biz mesela bu konuda Konya Sanayi Odası olarak tüm meslek komitesi üyelerimizi ve meclis üyelerimizi toplayarak bir çalıştay yaptık. Bu içinden geçmekte olduğumuz süreçte hangi olumsuzluklardan daha çok etkileniyoruz? Nedir problemlerimiz? Taleplerimiz ne olmalı diye. Bu çalıştay sonucunda çok güzel bir rapor hazırladık ve bunu gerekli mercilerin hepsine ilettik. Ve burada biz bu dönemde istihdamın korunması için kısa çalışma yönetmeliğinin acilen uygulamaya alınmasını talep etmiştik. Geçtiğimiz günlerde bu uygulamaya alındı ve yayınlandı. Akşam sabah uygulamaya geçecek. Dolayısıyla çalışanlarımızı ve istihdamı korumak için şirketlerimiz bu pazar daralması yaşanan dönemlerde kısa çalışmayı tercih edebilirler. Ancak personelimizin çalışmadığı saatlerin eksik kalanını da devletin tamamlaması yönünde bu uygulama. Dolayısıyla bundan hem şirketlerin hem çalışanlarımızın zarar görmeyecekleri bu uygulamayı hayata geçirmelerini talep etmiştik. O da önümüzdeki günlerde hayata geçecek muhtemelen. İstihdam önemli. İstihdamın korunması önemli. Çünkü işsizlik de bizim ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Konya işsizliği en düşük olan illerden bir tanesi hamdolsun ama tabii ki son dönemde bütün Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da işsizlik rakamlarının yükselmesini istemiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kütükçü. Renk kattınız programımıza. İnşallah ülkemiz bu ekonomik buhrandan çıkar, sanayicilerimiz yatırım noktasına gelir ve ülkemizin üzerinde dönen bu kara bulutlar dağılır. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.